Merhaba Siyah Beyaz izleyenleri. Yine bizler ve iki konuklarımızla karşınızdayız. Bugünkü konuklarımız sanatçı Ayva ve gitarda Turgay Gülsev bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sizler de çok iyiyiz. Ayvacığım, önce istersen tanımayanlar varsa, herkes seni tanıyor ama Denizli, gerçek adım Aydın, sahne adım Ayva. 8 yıldır içinde Denizli'de konserler veriyoruz. Tabii Denizli dışında da konserlerimiz oluyor. İşte son geçen yine şey dışında bir konserim vardı. Yani konserlere devam edin. Bir konser dışında da farklı bir birkaç işim var. Devam eden bir kişi. Öyle diyelim. Peki, Turgay, seni tanıyalım. Ben Turgay, ben İlker'sim. Aynı grupta çalıyoruz, grup kurduk. Bazı eşyalar yapacağımızı biliyoruz. Şu yıllardır bir piyasada sağda solda birkaç olarak hayatımı sürdürüm, hayatımı devam ettirdim. Otellerdeydim, ayrıldım artık. Grup kurup biraz daha böyle sert bir sanatı müzik yapmak için. Aynen, güzel. Şimdi de bitti inşallah. İnşallah. Bunu yanıyoruz ama olacağını. O yüzden sorun yok. Peki, Ayva. Evet. Müzik hayatına nasıl başladın? Klasiktir bu ya. Klasik ama. Evet, ama bunları dinleyelim. Müzik hayatına nasıl başladım? Aslında Turgay çok iyi bilir bizim. Onlar yıllarda birlikteyiz. Abi, benim abim de müzik sektöründe. Evet. Müzik sektörü diyorlar. Sektör olduğu için ekmek yiyor sonuçta bu işte. Abim, tabii abimle derken abimle çalışmadım. Ben ilk bateriyle başladım. Yani burada yerel bir sanatçı abimizle, isimle verebilir Martin abiyle birlikte başladık. Onun yanında bir 6 yıl bateri çaldım. Tabii bateri hayatım askerden sonra bitti. Bir yere fazla bir 2 yıl daha bateriyle devam etti. Sonrasında düğünlerde, otellerde aynı Turgay'ın az önce anlattığım gibi otellerde başladık. Ondan sonra düğünlere ekstra işler dediğimiz konser, o tarz. Ve sonrasında dedik ya sesini biraz daha mutlaka çıkınca dedik solistiye vokal olarak çıkmaya başladık. Tabii bunun yanında da söz müzik yapmaya başladım. Yazdık. Şu anda iki tanesi de iyi yayınlar. Eksel yapıyorsun. Aynen. Şu anda mesela devam ediyor. Varfadır da şu anda önümüzde paylaşacaksın inşallah. Düzenlemesini güzel bir şarkıyla. Yani benim kendime ait eserler var ama onlarla çıkmayacağım. Bir tane eser var. Şükür olsun. Yani gerçekten iddialı bir eser. Yani bayağı bir ses getireceğim yani inşallah. Peki şu an kadar yaptığın eserlerinden bahsediyor. Klip çektiğin şarkılarına onlardan biraz bahset bize. Kadınım, ilk kadınımla başladık. 3 yıl oluyor. Evet. 3 yıla geçti, 3 yıl oluyor. Arkasından sözümüzün kadını da var aynı. Yolun Açık Olsun yaptık. Yolun Açık Olsun birkaç ulusal kanalda yayınlandı. Yani güzel bir çekim olduğu için sözlerimiz iyi de nice yani. Kırklar Deniz'de çekildi, hepsi de Deniz'de. Yani mekanları görüyorlar ama hep ediyorlar. Deniz'de, mekanlar tabii Deniz'de bilmem mekanlar ama tabii isimleri, şeyleri uygun olmadığı için koyuluyor tabii. Yani televizyonlara falan dönmüyor çünkü biliyorsunuz. Yani reklamı gördüğü için kabul edilmiyor şey kanallarda. İşte aslında birkaç mekan işletmeler bir yaptıklarımız çekildi. Tabii onun için de sokaklarda da çekim amaçlı. Arameyda'nda var mesela Yolun Açık Olsun. Yenişehir yolunda var. Arabayla o Yolun Açık Olsun mesela Yenişehir yolu. Ben hatta soranları diyorum. Aa neresi burası? Bakırtır sahil yolu. Tarafların falan böyle. Yani bilenler diyor. Aslında ben Denizli çekilmesinden yanayım. Çünkü hani Denizli insanlar oraları görünce ha bizim için işte burada bir sanatçı klip çekiyor. Kesinlikle. Yani bu Denizli'nin ve Denizli'nin çalışılmasında da aslında çok rol oynuyor. Yani bir sanatçının, bir şairin, yazarın Denizli'ye ilgili kitap çıkarması ya da bir sanatçının Denizli'de klip çekmesi ve filmi de çekiyor ayrıca Denizli'de artık bunlar bence... Denizli zamanı var diyorum ben. Denizli'de
çok büyük bir hitle beni tanımıyor. Tabii bunun bir ister istemez bir üzüntüsü kırılma var. Az önce bahsettiğim gibi reklam ve tanıtım olmayışından. Yani ben çıktığımda birçok yerde konserlerde siz nereden geldiniz? İşte kadınım şarkısınızmış, neredesiniz? Tabii ki bu da reklama dayalı. Yani reklam da bugün çok açık. Evet yani bunların hepsi bir maddiyata dayalı. Yani benim sadece uğraştığım müzik için son 2 yıldır profesyonel anlamda yıllardır yaptığım bir işim de var. Ama son 2 yıldır bu işe üstlendim. İstanbul'dayım zaten. Son zamanlar İstanbul'dayım. Yani hepsini biliyorlar ve bizden şarkı, yani bunu tanıtımını fazla yapamadık. Yani yapmak önemli değil. Bir de sahip çıkılması önemli. Tabii bu en çok rol yine reklam tanıtımı ama bende bitiyor. Yani bir kişi, hani ben üstadlardan böyle gördüm. Çok büyük üstadların röportajlarını dinlerim, hayat bakış açılarına. Yani örnek almaya çalışırım. Güzel, doğru bildiklerimi almaya çalışırım. Baktığımda yani bir kişinin ben sanatçıyım demesi onun sanatçı olduğu anlamına gelmez. Sanatçı zaten ben sanatçıyım demez. Ben bunu öğrendim. Ama tabii ki bu bir reklam, bu bir tanıtım, her ne olursa olsun, her ne olursa olsun olmadıktan sonra reklamları tanıtmak. Senin kanalın bana bu güzel de, benim düşünüm var ve seni tanımadıklar sürece profesyonel diğerlerde geçsin. Yani sonra çıkartmışsa yok diyorsun. Burada size sayı veriyorum vermişim. Benden gerçekten Deniz'de birkaç albüm yapan arkadaşlarım var. Gerçekten yani hani onları var ya, gerçekten ben test olsun, fanda olsun, sayfamda olsun destekliyorum. Paylaşmaktır. Bizler zaten şu anda gerçekten mutluluğun peşinde. Bakıyorum ben sanal alemde takıldığımda gerçekten üzülüyorum. Sanal alemde inanılmaz. Turgay'cığım bunu görüyorsundur. Evet. Çok böyle yani saçma sapan böyle şeylerin peşinde koşuyorlar ama paylaşım yok. Ya inanın samimiyetim. Herkes her bir beklenti şeyinde. Beklentiler olmaz zaten. Arkadaş dostum birleşse bir bağ vardı. O da zaten. Ama bunlar bir sakla olmuş. Bunlardan evet. Tutmak lazım. Mütevaz bir insansın. Ben çok gördüm yani. Şarkıları ve besteleri hani. Olmaz olmaz. Şey olmayan ama gerçekten fanatik alıyorum. Yok şimdi az önce de bahsettim ya hani sanatçılık budur zaten. Yani ben şunu söyleyeyim, gerçekten çok güzel müzisyenler, sanatçılar var. Hani iyi bir öldür hakkını yani sevmem ama müziğini gerçekten laf söyletmedik, söyleyemedik, dilim varmayan kişiler var. Yani az önce bahsettim, Denizli'de de gerçekten çok güzel sesler var. Denizli'de de. Turgay mesela pek ne yaptı ama Denizli yani ilk 3 dediğimiz gitarcılardan bir tanesi. Turgay yıllardır da hani abimle beraber sağ olsun 4-5 yıldır da birlikte konserler yapıyoruz. Yani geçtiğim bir yerde geliyor çünkü onun da kişileri var. Sen ne zaman başladın? Ben müziğe başlayalı 20 sene oldu. Yani, 20 sene. O zaman çocukluğundan beri. Tam tabii müziğin içindeyiz. Peki sen gitar aldın. İlk müzik aletini soracaktım ben de. Gitarla mı başladın? Gitar ama özentiyle başladın. Nasıl oldu? Tabii tabii ilk müzik aletini elektronik aldım. Elektronik gitar bana böyle hediye verdi. Evet. Nereden oldu zaten? Mandolin vardı evde. Çalıyorum ama kırık oldu üstüne basıp sonra uzun bir süre tekim bir düşüne koşmadık ama bir gün bir elektronik hediye gelince benim madem bu geldi ben bunu öğreneyim ve bizim mesleğimiz oldu. Evet. Ondan sonra sağda solda olmadı da bir de gittik ben gittim İstanbul'da falan. Şimdi biraz sağda çalıştık ama en sonunda dedik ki biz denize geldik. Bu bizi bu toprağa çalışmalıyız. Bizi önce burada tanımalı insanlar. Tamam. Yıllardan beri denizdeyim. İşte Aydın'la beraber, abisiyle beraber, nereden bulundur, Boşmaz'ı kontrol her zaman. Evet, buradan da abimize sevgiler, selamlar. Bakın da yeni bir sene yapacağız. Her yıl olduğu gibi. Hiç kesintisiz yapılıyor. Bunların konseri Türkiye'de geliyor zaten benim ilham kaynağım diyor bunlar. Yani benimki bunlar barışma şu çok güzel grup Anadolu. Evet. Çıkıyorlar. 15. yıl galiba bu konser alacak artık. 14'ü açtınız, 15. yıla devam etti. Barış Manço üstadımız kaybedeyle. Buradan Mekan Cenk olsun kendisine yapıyla analım. Yani bunların konseri ilk örnek aldığım için benimki de. Hani ilk. Evet. Ama dediğim gibi bir şey yok. Geldiniz mi Barış Manço'nun konserine? Evet. Bence bir müthiş. Müthiş bir sound. Neden? İnşallah.
Şubat ayında da son günle tasım ortaya duruyor gün. Zaten Şubat ayına ettim. Buradan da anons ederim mutlaka. Konuk olursunuz. Barış Manço sevim de çok. Çok kesinlikle. Sanatıyla da, kişileriyle örnek bir sanatçı o yani. Hani derler ya sanatçı. Ben de çok seveyim Barış Manço. Kaçırmayacağım. Ben de uzun süre otellerde çalıştım. Olabilir bir dakika önce söyleyeyim. Sizin otel altınız gitti artık 14 liralık. Dünyanın bir yer var orada. Şimdi gençlere mücadele ediyoruz anlıyoruz. Aşılıyoruz, öğrenmeleri, sinanlıyoruz. Kendinizi geliştirdiniz. Gençlere artık faydalı olmaya başladınız. Tabii ki. Yani, Gençler için bir şeyler yapmalıyız. Çok güzel bir uğraş. Çok da renkli, keyifli diyelim. Yani müzik dinlemeyi herkes sever. Hani türleri farklı sadece işte kimse türkü sever, kimse metal sever, rock sever. Kimse... Geçen internette gördüm müzik. Ruhumda da sizin herkes biliyor zaten ama enstrüman çalmak. Evet. İnanılmaz nöronlarda dediğimiz beyinlerde iletişimi inanılmaz yani sıkları çekiyorlar. Beyin hematomografiye giriyor. O anda müzik enstrüman çalıyor. İnanılmaz şekilde orada hava yüksek tarzında işte çakmalar oluyor, görünüyor. Zaten bu internette giriyor çok şey izlemiştim kesinlikle onu. Yani müzik izlemek inanılmaz bir besleyici. Hem fizyolojik anlamda, hem psikolojik anlamda, hem ruhunda ders olduğu gibi fizyolojik anlamda rahatlıyorsun, kaslar gelişiyor çünkü sinirler gelişiyor veya bir sevdiğin bir şeyse. Tabii ki müzikten müzik değişiyor, gerçi bazen fazla gelişiyor. Hareketli müzikten insana daha çok adrenalin veriyor böyle. Ya enerji. Hani, duyguyor, demoluyor. Evet, sinirler ise tamam artık o insan. Doğru, kesinlikle. O zaman sizden bir parça dinleyelim. Dinleyelim. Hangisini dinleyelim? Kadını mı alalım? Kadını mı? Evet. Yani kadını mı? Buradan okuyabiliriz tabii ki. Tamam. Zaten stüdyomuz çok geniş olmasın. Oturduğumuz yerden yanlış anlaşılmasın. Yani bu şekilde kitap okuyacağız. İzleyeceğimiz de bunu hani niye ayaklanıyor falan oluyor ya. Kadının şarkısını o zaman hazırlarken arkadaşımız. I'm gonna make you mine.
O biliyor kendisini vermiş. O biliyor kendisini. Ama arkasından ikisi yollaşık olsun var yani. Bir öyle bir böyle. Yollaşık olsun tabii. Olmayacak değil. Bazen sona gelmek iyidir. Herkes sona gelemez. Sona gelemeyi öyle sen de ver. Sona gel. İyi ya da kötü. Sona gel. Tamam. Anladım. Kısa da çarptı. Evet. Şimdi ben sizden şarkı isteyeceğim. Şarkılarımın arasında destekler var mı? Tabii bizim konserimizde bu yaptığımız konserde unutulmayan şarkıları üstadla kaydettiğimiz sanatçılar. Tabii destekler bu üstadlarımızın kaydettiğimiz sanatçılarımızın arasında klasiklerinden birkaç tanesini okuyoruz. Nasıl da sevdiniz? Evet. Bu kaç tane unutulur mu? Güzel bir eserdi. Çok sevdim. Bunu yapabiliriz. Tamam. Yine bakalım ama. Unutmayın sevgililere gitsin. Yıllar geçti üstünden. Her seni unutur mu? Bir hasretli günüm vardı, içimde bir düzüm vardı, söyleyecek sözüm vardı. Kalp seni unutur mu? Kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bir hasretli günüm vardı, içimde bir düzüm vardı, söyleyecek sözüm vardı. Seni unutur mu? Kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamıyor tüm sözlerin. Ya o yazdıranlarla Allah razı olsun. Biraz terledi sanırım. Ya şimdi
Gerçekten hani bunu yazanların hepsi klasik yine. Ama ben aynı şekilde katılıyorum. Bir ilham olacak. Hayatta her şey bir modeldir. Yani kimse var ya, hani bir şeyleri var ya, hayalini kurmadan, yani ne bileyim, modeli görmeden bir şeyleri yapamıyor. Ama yapamıyor derken daha iyisini yapmak zaten gerçekten başarıya götürüyor. Herkesin yaptığı mesela benim ses benzerliğim kraç. Ben yıllardır çıktım sahneden, ben çok övünüyorum ama hakik ediliyormuşum gibi adlandırılma beni rahatsız ediyor. Bir kere benim zaten kıraca taklit etme. Yaptığım an, taklit etmeye başladığım an benim gittiğim andır. Yani o olmadığı için onlar artık özüm sizinle gözetilmekten gerçekten rahatsız oluyor. Bugün ben herhangi bir şarkı okuyorum, tarzını okuyorum. Hiçbir şey okuyorum. Daracık daracık sokaklar kızlar okuyorum. Abi aynı kıraç gibi okuyorsun ya diyor. Yer diyorum yani. Ama bir yandan da kırgınlığı oluyor yani. Hani taklit mi geliyor? Hayır değil. Yani bu saatten sonra hani gerçekten sizin de değiştirip okuyup okuduğum şarkıma yıllar geçti üstünde. Hayır okuyamayacağım. Hayır. Ama kıraca inanılmaz saygı bir şey. Zaten üstü attır kendisi yani. İnanılmaz bir müzisyen sanatçı. Bunun yanında müzisyendir de. Sevgili saat. Onunla da adlandıranlar da saygımız var. Yani öyle sanatçıyla taklit demeleri bile hani olsun diyoruz. O da güzel. Galiba müzik dışında neler yapar? Müzik dışında ne yapar? Aynı işler. Ya işler yapar, kalkıyorum diyorum. Benim ikinci bir işim daha var. Yeni açmış oldum. 5. 6. ay gibi bir yakın zamanda açtım. Ben çok uzun bir geçmiş olmayan ama 8 yıldır bu işin masörlükle başladım. Ama sonrasında medikal terapi, sonrasında eğitimleri vardı şu an. Üniversiteden oradan buradan birkaç eğitimlerimiz de oldu. Şu anda açtım bir yaşam koşu, medikal terapi üzerine home office tarzında korumçamın karşısında işletmem var, işlerim var. Yani naçizane küçük bir tarzında böyle biliyorsunuz değil mi? Yani orada insanlara yani koşabileceksin değil mi? Ben koşuyorum da ben girdim mi? Orada hani burada biz Tuba'ya da gördüğünüz gibi işte Ruh'a hitap ederken orada da ciddi anlamda gerçekten bir şimdi şaka. Nasıl bir şey? Onu şöyle kısa anlatayım. Fazla çünkü bu konseptin dışına çıkmaya istemiyorum. Evet. Orada medikal anlamda, tabii orada hocalarımız da var. Tek de değilim. Orada kendi hocalarımızdan gelenler var. Onlar da birlikte sağ olsunlar. Benim asıl uzmanlığım tabii yaşam koşu, enerjiyi duruşum ama medikal. Yani belası, boylası, kaslarda, esprilerde gerçekten böyle rahatsız olan kişiler geldiğinde yani şu an için saygısını belki saygısını kastırılığında bir sürü referansımız var. Yani şu anda bir şey için ben geliyor özellikle hastalar. Yani, nedirinden boyunlar az kireçleme, ters hastalar uygulamalı. Manuel çalışma tamamen. Zaten senin yanında bir iki saat dursayım. Ben bence çok büyük terapi onun için. Valla. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani kişi yani. Bu kadar şey oldu. Ben birden kişiye konuk oldum artık. Ya. Bu kadar iyi ağırladık. Aşağıda ikramlar, burada böyle yani güzel sözler değil mi? Buradayız. Geliriz. Orkestraya gelelim biz ama işte şarkı bile ayak yapıyoruz. Yani sizler için çok değerlisiniz. Kıymet veren, kıymeti verilen inşallah her zaman siz de hak ettiğiniz yerde olursunuz inşallah her daim. Peki konserlerde ilk dışına da konserlerde Evet, en son Maraş, Antep'te işte geçen Ekstra, ben az önce bahsettim Ekstra, burada işletmelerde ne kadar çıkıyorum. Maraş'taydım, Antep'te Ekstra'm vardı. İşte hafta sonu oradaydım. Yani denizde pek çıkıyorsam dışarıda bayağı bir Ekstra'm geliyor. Geçen işte hafta sonu Pazartesi günü geldim. Yine yerde şehir dışında sizin Ekstra olur. İşte önümüzde kaynaşacak bir konserimiz var. Yani kendimize ait unutulmuş şarkılar konsepti. O da bu şekilde devam. Yani aktif çalara çok yaz döneminde oluyor değil mi? Açık alanda daha çok rahmet olduğu için müzik olarak denizden bir de nacizane kapalı bir salonu yok. Var Ege'de. Tabii insanlar uzak olduğu için servis ya da bir şey olduğundan dolayı tek belki rahmet yok. Aslında çok güzel bir salon. Ben çok seviyorum Ege'si. Orada da
iki konserim oldu. Yani çok da güzel sound'lu. Hoşuma da gitti ama tabii güzel olmasından belki. Belki bir ders olmasından. Sonra artık bir sanatçı sanatçı kabuğuna çekiliyor ya. Valla şimdi aslında benim kendi hazırda şu anda 16 tanesi bitti. Aslında daha fazla var ama bitmiş, aranje olmuş. Sadece düzenlemeye girecek. Evet. Hatta bir tane şu anda düzenlemesi de bitti. Bekliyor ama onu almayacağım. Bir tane sürpriz önümüzdeki aylar içerisinde, birkaç ay içerisinde çok güzel eski bir şarkı. Görüşün Deniz abiyle. Sizin de mezarda dinliyoruz ola. Yani geçen İstanbul'da görüşmemizi yapıyoruz. Yani inşallah bu şarkıyı işte Turgay Sağsun birlikte birkaç arkadaşımız da var. Kavunuza bu şarkıyı yani yeni bir versiyon yapacağız. Bu şarkıyı bayağı bir güzel bir şekilde sizlere inşallah dinleteceğiz. Güzel içtiğinde. Tabii tabii. Güzel bir şarkı. Aynen. Turgay Maestro. Zaten Sağsun orkestranın bütün sorunu her şeye o bakıyor. Yani anlaştık o şekilde. Turgay dedi tamam sen de Sağsun tamam ben de dedi. Her şey öyle geliyor. İşte şarkımızda da bakalım önümüzde kaydet içerisinde bir kayıt içerisinde herhalde o klibi de onu çekeriz büyük bir ihtimal. Ondan sonrasında yine benim kendi eserlerime bakalım. Ne yapacağını yapalım. Sağlığımız devam eder. Yani yaptığınız işinin hakkını veriyorsunuz bence. Teşekkür ederim. Güzel klip çekmek, hani şu zamanda klip çekmek yani bence gerçekten zor. Yani ama benim evet klibi çeken arkadaş yani birinci klibi Kadir Bey teşekkür ederim ama ikinci klibi gerçekten çok başarılı çekim oldu. İzleyenler görmüşlerdir. Kulesi. Çünkü birkaç kanal yayınlamadı. Diğer kanallarda. Tabii ulusal anlamda birkaç tane kanala gönderdim de yani birbirini beğenmediler de. Yani açık belirttiler bu bizim kanallarımızda yayınlanacak kalitede değil. Kulesi istiyorum. Dediler yani. Yani bazı yayınlar, yayınlar. Buraları burada özellikle yani emeğe geçen Yalçın Orhan'la yönetmenim sağ olsun. Onun hakkı çok da çok teşekkür ederim. Tabii bilmiyorsun menajerim Ergin Şişe'ye de buradan selamlarımı gönderiyorum. Yanlar gönderiyoruz. Ergin Şişe bağlantı olsaydı kesin bağlanırdı. Yani telefon ama bağlantımız yok galiba tabii ki. Evet. Evet. Belki Facebook'tan yazıyordur. Ya yazmıyordur evet doğru. Takipçidir. Sağ olsun eksik olmasına da. O zaman yolun açık olsun. Yolun açık olsun mu yapalım? Yapalım. Yolun açık olsun. Ya da girin olmaz bakım benim. Yani bu da söz müzik bana ait. İnternet yüzünden zaten girdiklerinde. Ayba. Bir de var. Bak klip var. İki klipim var zaten. Bir kadınım, Ayba kadınım, Ayba yürümüş. Açık kadınımı her şey biliyor. Bence. Ben ezber biliyorum yani. Vay, teşekkürler. Öyle. Siz de var ya burada mutlu oluyoruz işte yani. Yani benim kardeşim sizler yani birileri kısmında gerçekten başlıyor. Bunun için de mutlu oluyorum yani. Size alkış ve bu güzel sözler. Yani başka bir şey demeyeyim yani. Ben senaryo ilk kadının şarkısı yapandım açıkçası. Hani bir anda o klibimizde gerçekten çok başarılı bir şarkı, çok güzel bir klip çekilmiş. Ondan sonra tam da gittik. Evet, evet, güzel. Tamam, şimdi şarkını alalım. İçini seçelim. O kadar etkilemiş ki. Tekrar herkese heyecanlanıyor. Harbiden etkilemişim seni de düşünmüşüm. Ama gerçekten canlı yayında bunlar olur ve çok tatlı güzel şeyler bunlar. Samimi ve sıcak. O kadar güzel ki sohbetin gülmekten sonra. Kadının dedik ama çünkü en az bir giriş yaptın o yani. Normaldir. Kadının artık herkes. Thank you.
Sayfalar az önce bahsettim, hani dedim ya, ilgilen sanatçılarımızdan bir tanesi. Şu an bizim gururumuz onlar. Çok harika gidiyorlar. Çok başarılılar. Bizim çok sevdiğim arkadaşlarımızdır. Birlikteyiz. Yani inşallah onların yolları daha iyi gidiyor, daha da iyi gidecek. Yani ben mutluyum onların bana bu şekilde gördüğümde daha da iyi yerler hak ettiğini düşünüyorum. Yani. Emekler, yani müzik. Aynen. Herkes inşallah. Çok güzel şeyler başarıyorlar. İnsanlara bunları dinletebiliyorlar. İnsanlar seviyor. Hayran oluyorlar sonra. Dışarıda hayranlarımız kapıya düzülmüş. Evet. Ya, çıkamadım yani. O kadar kalabalık. Yani şakaya çıktı. Valla yine çok güzel. Harika. Aynen. O şekilde değerlendirmiyoruz. Hani yanlış anlasılmaz. Şaka yapıyorsunuz kızlarımızda. Ama öyle bir şey yok yani. Yok. Bir tane gerçekten sevdiğin değer verdiğin bir insan olabilir. Yani böyle kızlar değil. Bir kız olur. Bir sevdiğin olur. Olması gereken edep ahlak kuralları içerisinde yaşaman gereken yaşarsın. Bir de şarkıda şey var. Yanlışlık olsun diyorsun da onların hayatında mutlu olursun şeklinde. Hiç bekliyor bekliyorsun yani. Diğer şarkıları mesela bitmiş olan şarkının isyan etmiyorum şarkının sözleri. Özellikle yanlış anlaşılmasın, birçok şarkı hatta ben sahnelerde yani isim de verebilirim şarkılar
vardı mesela İskender. Tamam ben gülen. Aslında ben İskender'e karşı olduğum için o şarkının o sözlerine. Benim var, seven şarkılar var ya. Yani. Bizim Allah belanı versin. Vallahi var ya. Yani onlar da psikolojik olarak çok bekler etmek tabii iyi değil. Sonra Allah belasını eriyor değil mi? Evet, güzeldi. Evet. Allah'ın işini karıştıralım ben de. Onlar için karıştıralım. Evet. Başka seni söylemek istediğim şeyler var sanırım. Benim söylemek istediğim çok şey var ama hani zamanımıza baktığımızda disimülasyon programımız var. Programı çıkacağımız için onu ilerleyen zamanlarda yani biz isterseniz bir şarkı da okuyalım canlı Turgay'la. Yine unutulmayan şarkılardan. Bir tane mi? Turgay'cığım sana bırakıyorum. Repertuar geniş ama bir 15 dakikamız gibi bir zamanımız var. Çünkü dedim ya buradan sonra sahneye çıkacağız. Aynen o da güzel. Maçmaço. Ne kadar genel olsun. Bir unutulma şarkılardan, anlamış sanatçılardan. Ellerimle büyüttüm. Sevarken bitirdim. İçerimi anlamışsın. Kesinlikle sahne almaktan çok keyif aldım. Müslüman üstadlardan bir tanesidir kendisi. Konu kardeşim sağ olasın. İşte bu şekilde yani Barış Manço yaptık. Herhalde şarkıyı böyle bakıyorsun, bir şarkı istiyorsun. Bir şarkı da yapalım Turgay. Repertuarımız yani biz buraya gelirken gerçekten ona prova almadık. Hatta görmüşsünüz. Az önce bir ses tonlama yaptık. İyi tam tonlar olur falan. O yüzden ne yapalım? Türk yapalım mı? Üstadlar üstadı. Aşık ve eser. Yani güzel bir eser. Evet. Uzun ince bir yol gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece,
Verdiğin oldu mu hiç şarkılarını? Verdiğim olmadı ama istenildi şarkım. Daha dedim ya hazırlanmış şu an 16 eserlerinden bir tanesi. Sensiz mutluluk yaramaz bana. Hı-hı. Güzel, duygusal bir şarkı. Tabii bunu... yani benim hoşuma gitmeyi sizlerle kurdu. Değerli sanatçılar istedi ama vermedim. Yani 3 var bir tanesi bayağı bilinen. Zaten benim konseptimde olmayan bir şarkı. Ben o zamanlar farklı bir... albüm çıkartmayı düşünüyorum. Bekleyici olduğundan sanat müziği tarzı, halk müziği tarzı, rock, fantezi, pop, tango, çeşe tarzı bir albüm yapacaktım. O eserde fantezi arabesk. Sensiz mutluluk yaramaz bana sözlerimizi bana ait değil sözleri. Murat Akbaş ait. Buradan onu da belirtti. Murat kardeşime selamlar. Düzenlemesi müziği bana ait. O eser isteğinde vermiştim. Hatta ya verebilirim ya. Roberto Mon'un kemancılığım arkadaşımdır. Gökhan Çavdar. Roberto Mon o zaman Ben Aşk Stres yapmıştım. Sizden almıştı. Bu şarkıyı istemiştim, vermiştim. Tabii dinlemiş. Olabilir demiş. Yani istemiştim derken olabilir bu şarkıyı alabilirim demişti. O yok dedi. Murat Aktaş'ın menajeri yine sizde olması lazımdı. Benim Murat Aktaş ilgilenmiştim İstanbul'da Nokta Soğuk'ta o zaman orada çalıştığımda. Bu şekilde iki talep olmuştu. Birkaç tane oldu. Onları ben zaten dikkatimde almadım. Çünkü alaylı bir şekilde istenildi. Yani bir şey alaylı oldu mu ben kesinlikle dikkat almam. Önce sahip olması lazım dedim. Yani hele hele sahip kesinlikle. Yani, bunlar bizim çocuğumuz derler ya gerçekten kıymetli bir şey. Kesinlikle. Peki. Evet. Mesela köşe ama ben hani şuradaki yorumu hiç yerde görmedim. Kötü mü diyorsun ya o kadar? Hayır. İstifat ediyorum herhalde. Hiç görmedim bana. Hiç görmedim. Çok iyi bir yorum yani. Çok da güçlü bir şey. Yani o yorum yapar ki çıkışlar falan kullanmamıyorum ama yine de çıkışlar falan olabiliyorsun. Tamam tamam. Bu ispat olarak da mı ediyorum? İspat diyelim ona. Bize intikam değil mi? Evet. Yani, oradan da çıktı. Almıştım. Tuna diyor. Yok. Kesinlikle. Şimdi öyle bir şey yok da. Ama tabii sesimizin güç olması şey. Çok güçlü bir oktav gücü yok. Sadece gür olmasından dolayı, gırtlağımız çok iyi kullandığımızdan dolayı yani oktavımız 1.5 yoktur. Yani 2 ancadır yani 1.5-2 arası geziyordur. Hani 3 oktav, 4 oktav falan gibi bir sesimiz olmadığını ben hani denemedim, test etmedim belki vardır ama yani bir şöyle bir şey var. Performans. Bir işi bilen birisi için o iş böyle çok sıradan geliyor mesela. Evet. Ama bilmeyen tabii bilmiyor. O yüzden... Belki ondan oluyor. Sen bizi pek şey yapmadın. Yani şakası değil mi? Yok tabii işte sizin az önce bahsettiğim gibi hani gerçekten güçlü sesler var. Yani, biz bir de canlı performansla bir canlı performansla sürekli sahne o bu. Bir de hani geçmişte dedim ya biz programlara gidiyorduk. 3 gün, 4 gün
sürekli mesela yani düğünlerde ben düğünlerden çok gittim mesela köy düğünlerine gittiğimiz düğünlerde gerçekten cuma akşamı gidiyorduk cumartesi günü şimdi cuma akşamı saat 12:00 bitiyordu cumartesi sabah saat 9:00'da başlıyorduk ben o zamanlar yani daha yeni başladım ama başladığım zamanları bakıyorum ya hani tabii zevkli yanları var ama eve geldiğimizde hani kalktı bir yorgunluk. Yani şu an... 3-4 gün boyunca saati döktüğümüzde İnanın yani şu anda 3 saat, 4 saat bilmediğim 5 saat sahne alan bir sanatçı düşünelim. Ki bunun şu anda internet bilgisayar altyapılar var, playback'ler var, evet. Canlı okumuyor eskisi gibi. Ama bizim o zamanlar yoktu. Bu 10 yıldır artık. Yine burada karışmaya başladığımız diye. Yani o zamanlardan gelen herhalde bir performans altyapısı var. Odur. Yani benden daha güçlü sesler olduğunu da biliyorum. İnanıyorum zaten. Yani anlatmak istedim. Hani... Yok. Alışıyorsun ya, yani bu zamanı gelene kadar çok şeyler mesela geçirdim, bu işi öğrenmek. Evet, köprü altında çok şaştım o anda. Yok yok, öyle Allah'a şükür hiçbir şekilde bir rezilimiz olmadı. Hani o kadar, tabii ki rezilimiz çok tatlı yorgunluklar diyelim biz onlara. Yani Turgay'ın da biliriz zaten hani programlarda, konserlerde bilhassa. Şimdi biz konsere çıkmadan önce inanın yani... Biz demeyeyim de birçok arkadaşımız yapıyor bunu, profesyonel düşünenler. Yani o 2 saatlik, 1,5-2 saatlik dilimdir, saat dilimi olarak verelim. Yani 30 saatlik diyelim fazla. 30 saatlik, inanın. Yani bunu yapan çok, yapmayan da çok. Onun da var, bayağı var, onu da görüyorum. Çünkü sahne çıktıklarında belli oluyor. 6-7 saat. Bu 3'er, 4'er prova. En kötü 3 saat, 4 saat. En kötü yani 3'er saatlik 6-7 pro alınıyor. En kötü alınmadı 1,5 saat pro alınıyor. Yani bunu yapan çok. Yani bizde yani. İş olan bir saygıdır. Oraya çıktığımızda gerçekten bu çok önemli. Yani yaptığımız en güzel şekilde. Belki de biz yapmaya hani ben sizlerden duyduğumuz güzel sözleri hak etmemizi bu sağlıyor. Altyapımız bu. Yani profesyonel düşün, profesyonel yapmak. Ama bu işi seviyorsan da yapmak. Ben burada bir şey demek istiyorum. Konser müziğin olmak, konser çalmak, her gün çalmak arası çok var. Şimdi mesela bazı mekanlar olur, orada pro bile yapmazlar. Sadece sese bakarlar, ben hazır akşamlar çıkalım. Kesinlikle. Bu bence işin doğru olan kısmı değil. Yeti olan bu değil. Ne olursa olsun. Biz o tarz müzik yapmıyoruz ama o tarz müzik bile yapıyor olsa kesinlikle o iş için gündüğünden en az 3 saat, 4 saat olsun lazım ki akşam gece onun emeğini karşılığında hem alalım hem verelim. Yani biz seni konser bulunuyoruz. Bir de konserde bulunuyoruz. Yani belki aydın biraz şey söyler, hani 3 saat, 4 saat, 6 saat falan ama biz bir ay çalışıyoruz yere geldiğinde. Şimdi bir ay, bir konserini çalışıyoruz ve burada günde 3 saat, 4 saat çalışıyoruz. Yani çünkü o zaman bir şeyler değilse bir şey alabileceğimizi düşünüyoruz, böyle düşünüyoruz. Ve doğrusunu da olduğunu düşünüyoruz yani. Hani işte sese bakalım, başının sertini girelim, bir kişiyle bakalım, bir şey bitiririz dersek bu iş olmaz. Yani sizin olma ekip aramı değil zaten. Kesinlikle. Ne kadar mutlu olursun. Tabii. Yani bu evet. Ancak başlık o zaman alınır yani. Evet, bayağı terlemiş. Terlemiş. Yani bu terleme sebebi size sürdüğü de yani. Buradan yetkililere sesleniyor bu ayı. Yani bunlar geldiğinde... Yok yok, ben çok şirin, çok sıcak. Gerçekten sıcak. Bayağı sıcak. Bu ayı bir ortamla karşılaştım. Kesinlikle. Geleceğiz yani. Orkestramızda gelen, şimdi az önce bahsettiğim gibi bizden yeni bir orkestra evet. İnşallah yani olacak yani şu anda kurmaya başladık. Önümüzde kaç, şu an hatta provalarımız bile başladı. Yani ufak tefek eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Önümüzde kaynak yapsın. Ben orkestramız, buradayım ayarlar. Onu artık ne olmasın? Yani. Yani orkestramız da gelir. Onun geniş bir alanda arka tarafı gördüm. Bayağı bir geniş alanımız var sizin. Orada yaparızlar. Yani. Orası öyle dizayn olacak. Ondan sonra orkestrayı çalıştık. Gümbür gümbür. Yandakiler içine burayı toplamalar. Biliyor musunuz? Burada zaten toplanmış durumdalar şu anda. Ne güzel. Şimdi sonuna geldik. Ben sizi bırakmak istemiyorum ama misafirler geldi. Ben sizi bırakma. Gel programı istiyoruz. Ben devam edelim bu arada değil mi? Yani demek ki misafirimiz oldu. Program içinde o zaman hemen geliyorum. Tamam tamam böyle yapalım. Sizden sonra gelecek olan müzik sevenlere, beste söz yazanlara bir çağrımız var mı? Tamam.
ben biraz söylemiştim. Bu işin bir altın kuralı var. Evet. O da çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bak ne için bir kuralı çalışmak. Ya başka çalışmak. Ben de şaşırdım, şu altın kural farklı. Çalış, çalış. Ya kesinlikle. Yani beş saat çalışmalı, prova yapmalılar, enstrümandan hakim olmalılar. Kesinlikle. Beslenemeliler, yani sırf kavur değil. Kendi yanına yürek atmalılar, yapmalılar. Ya bu işler kavurla başlıyor. Biz de yıllarda başkalarını şarkılarını çalıp kavur yaptık. Ya da çalıyoruz yani. O bitmiş değil. Bu turgen geldi beslenir de var. Bir tane hedef yakın zaman onu da alacağız inşallah. Güzel. Ona bir dahaki geldiniz inşallah düzenleyebilirsek onu da yaparız canlı. Turgay yabancı ağırlık okuyordu, bıraktı artık. Ben sanki söylüyorum da, söylüyordum, artık söylemiyorum. Neden? Ben varım ya, geliyorum böyle biraz çekti ya. Benim aramak gerekiyor. Turgay enstrümanı ardından bir şey söyledi. Hani gerçekten bir şeyi hangi olmak için yapmak. Enstrümanı da çok iyi yaptım ve Turgay çok yüksek gibi atlamadı. Ben bu hata yaptım. Bataryayla başladım. Orkul yetmiştik. Yani sonra da baktık sesimizle tekrar o şekilde. Ama Turgay yıllarda ben Turgay'ı bilirim. Yani yıllarda hiç değişmiyor. Turgay aynı gitarında devam. Evet. Bu çok önemli ve gitarında çok da önemli. Her gün hiç çalışmadım. Ben gördüm. Ayarım. Ben çalıyorum. Açmaz telefonu çalıyorum. Gidip. 2 saat, 3 saat en kötü bir egzersiz var. Tabii ya bu işin kuralı bu. Çalışmazsan hiçbir şey olmaz. Her gün. Yani o 10 artık gitarla uyuyor musun? Dinlemeden uyuyorum mesela. Öyle söyleyeyim. Yemek yönetimi nasıl varmışsınız oluyorsa? O doğru besliyor. Ben her besliği yazarken mesela kafamı yastığa koyduğumda hemen kulaklığımı takarım. En az 1 saat, 2 saat muhakkak dinlerim. Gitarcıları, müzisyenleri, neler yapılıyor, ne yapabiliriz, başka ne üretebiliriz? İşte kulaklıklar çok inanılmaz bana. Geçen de hafta oksijen işlerine gittiğimde gösterdi. Ben tabii isimlerini bile hatırlamıyorum şu anda. Şu orkestre, bak şunlar böyle tür bizler bunu yapmalıdır. Şöyle işte model alma dedim az önceki. Bakıyoruz yani bunlar bir zamanla tabii ki yani. Şimdi bazı konseptlerimizi deniz yapsak millet diyecek ne yapıyor lan bunlar falan gibi olur. Yani denizde Türkiye'nin çok yerinde kabul edilen konseptler de var. Hala pabuk sabuk değil ama yani biraz çılgın aslında var olması gereken. Hani biraz açmak lazım diye düşünüyorum. Yani hani şöyle söyleyeyim çok böyle basit ve kapalı kaldı bu konuda. Yani hani derler ya millet aya gitti siner misin falan müzikte de böyle. Yani bugün dışarıda gruplara bakın, yurt dışında gruplara bakın, sahnelerde neler yapıyorlar. Biz hala olduğumuz yerde dikilip gitar çalıp ya da şimdi ork çalıp, bas çalıp şarkı söylemeye çalışıyorum. Bu değil de sahne daha uçuk kaçık olmak lazım. Yani daha farklı olmak lazım. Eğer müzisyensek yani sıradan olmamalı diye düşünüyorum insanlar. Oradan o ruh verilmişse o ruhu bir şeye saygılamamız lazım. Bunun için de ben biraz dışarıya bakıyorum. Yalan değil yani. Dışarıyken biraz yurt dışına bakıyorum. Oradaki grupları izliyorum. Onlara örnek alıyorum. Bir de bunları yapmaya çalışıyorum. Ha, bugün belki bize gülerler. İşte atıyorum bir farklı bir şey yapalım dedik bir projemiz var. Derler ki size gülerler. Bugün gülsünler. Ama yarın herkes bunu yapmaya başladı. O zaman işte o zaman bir de büyük bir sinir. En son bir büyük bir sinir. Genelde ne oluyor zaten? Sanki birkaç kişi daha yapmaya başlayınca. Tabii. İnsanlar biraz da insanlara kabul etmek. Yani insanlar çok değişiklik sevmiyor sanırım. Biraz monoton yaşamayı. Aslında yalnız o da yalnız ya. Monotonluk demeyelim de hani kabullendirmek yani tatlı şey. Ede bahlak bir sürü çıkma. Şöyle her şey aslında yapılabilir. Yani bu müzikleri her alanda da. Ya her alanda. Değişken hayatta değişken. Her gün işe aynı yoldan gidip gelmeyeceksin. Yani yolların değiştireceksin. Her gün arabaya bir gün istek edin. Bir gün motor edin. Bir gün yürü, bir gün koş. Yani müzik de böyle değişken, akışkan her zaman değişmeli. Her şey değişmeli. Standartın dışına çıkmamız. Evrensellik zaten orada başlıyor. Müzikteki klasiktir bu da. Herkesin bildiği müzik bir evrensellik. Ama tabii bu evrensellik aslında bizi yazılamamalı yani. Her şeyden önce kıyafetlerimizle, tarzımızla, giyimimizle, çalış tarzımızla. Biz yazılamamalı. Çünkü demek ki değil mi müzisyen? Çünkü mesela müziği hobi olarak yapıp elinde gitar çalan bir adam gibi ben gitar çalarsam benim hiç farkım yok. Kesinlikle farkım yok. O zaman benim mesleğimin bir anlamı yok yani. Ha bunu herkes yapabiliyormuş olur. Ama hayır. Bu da gitar çalıyor. Ama bu da gitar çalıyor. Fakat bu agresif, bu farklı. Evet. Bunun konsepti farklı. Bu farklı çalıyor dediğin zaman bu meslek oluyor işte. Ama hiç yani apayrı tabii, apayrı bir duygu. Onu icra etmek zaten apayrı. Bugün yani hani gerçekten çok büyük ustalar var. Ama gerçekten enstrümanla hakim değil. Ya da çok büyük enstrümanla hakim. Ama şeyin de değil, tane sayı. Bunlar tartışılmaz yani. Bu sadece sevilen, kabul edilen vardır. Evet. Ben basitlerin peşinde var.
bazı konular detaylı girmek istemiyorum. Yani basit demek istedim de yanlış anlaşılmasın. Basit şeyler değil, daha kaliteli, daha güzel şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Sürekli araştırıp gelişmeler sanki. Evet, yani çok ilginç oluyor. Basit şey yapmak değil yani. Müziği herkes yapıyor. Gerçekten bugün bayağı herkes sizinle mutlaka okuyorsunuzdur, çalınıyordur falan. Ama o değil yani gerçekten. Yani müşterilik okumak, yapmak, sahneye çıkmamak gerekiyor. Evet. Ama şu anda baktığımda gerçekten herkes müşterilik olmuş. Herkes sanatçı olmuş hatta yani. Sanatçı değil ben diyorlar. Ben diyemiyorum. Benim de sayfalarımda bile yazmam lazım sanatçı falan. Bakıyorum bu sayfasını sanatçı yazıyor abi. Yani. Yani, ama buradan ben patla patla göndermeler yapıyorum. Sakın da yanlış anlaşılmasın yani. Evet, bir, evet. Çok teşekkür ederim. Süremi bakmaya normal. Ama tabii ki sizin zamanınız geldi. Evet, zamanımız geldi. Tekrar beklerim. Gerçekten başkanlar var. Turgay da kesin söyledi. Çok güzel bir program oldu. Aynen. Evet sevgili izleyenler, Siyah Beyaz programının sonuna geldik. Şimdi Ayba ve Turgay'la sizleri uzay şarkılarına baş başa bırakıyorum. Yıllar sonra bir adam sabahında sessizce İşte o bir defa Sen sonsuza kadar yardım adamın